Biz zannediyoruz ki şeytan Lat ve Uzza diye bir putu Ebu Cehil'in önüne koydu. Kıyamete kadar kimi cehenneme sürüklemek istiyorsa Lat ve Uzza'nın fotokopisini getiriyor, sen de buna tap diyor. Öyle yapmıyor şeytan. O zamanki putunun adıydı. Şimdi mobilya diye bir put koydu. Şimdi memurluk diye bir put koydu. Şimdi banka hesabı diye bir put koydu. Şimdi kredi diye bir put koydu. Şimdi kadınları erkeklere, erkekleri kadınlara cazip gösterecek kılık kıyafetleri icat etti. O zaman başka şey üzerinden mantık yürütüyordu. Mesela şu şeytan kafasına bakın. Ebu Cehiller kız çocuklarını diri diri niye gömüyorlardı? Niye gömüyorlardı? Ona şeytan ne ikna etmişti? Bu kız büyür. Sen soy soplu bir adamsın. Bu kız başkasıyla yanlış bir iş yapar, rezil olursun. Göm bunu, kurtul bundan. Ne ahlak ama. Bak, mantık mı mantık? Mantık mı mantık? Şimdi 8 yaşında kızı, 14 yaşında kızı, 18 yaşında evlenmeklik kızı şöyle böyle kıyafetlerle şu rezil dershanelere şuraya buraya gönderen babaya ne diyor? Evlenemez. Evde kalır. Ya da evlenir, boşanırsa ne yapacaksın? Allah da rızık göndermeye fırsat bulamaz. Aç kalırsa bu kız. Mesleği olsun. Mesleği olsun. Ama hiçbir zaman bu meslek analık mesleği olmayacak ha, o şartla. Annelik, eşlik diye bir mesleği olmayacak. Hangi mesleği olsun? Onun dışında her şey. Her şey. Kaldırım taşı düzelsin, kaldırım taşı düzelsin. Taksi şoförü olsun olsun. Taksi, otobüs şoförü olsun. Tır şoförü olsun. Mesleği bulunsun. Ne olur ne olmaz. Ne zaman ne olur ne olmaz? Allah'ın bir defa gözünün kapandığı mı oluyor? Bir kulunu unuttu mu Allah rızkını göndermekte? Erkekleri unutmuyor da bu Allah hep kızları mı unutuyor? İşte o zaman Ebu Cehil'in çocuk gömmedeki mantığı buydu. Şimdi kızlarını soymadaki mantığı babaların, anaların da budur. Biz Siret-i Nebi öğrenirken, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını öğrenirken, çocuklarımıza bir put varmış, kocaman put, taştan onu yapmışlar, onun önüne tapınıyorlarmış, vahşi herifler kızlarını da gömüyorlarmış. Tabii şimdiki teknoloji olsa onlar da kürtajla gömerlerdi kızlarını zaten. Şimdiki teknoloji yok, adamlar da mecbur doğunca gömdüler. Şimdiki kürtaj kafasını, şimdiki gencecik kızları fuhuş ortamlarına sevk etme ortamını niye konuşmuyoruz? Siret-i Nebi'deki insan zayiatıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanındaki mantıkla şimdiki mantık arasında ne fark var?